Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir önceki videomuzda React ile alakalı frameworkleri tanımıştık. Popüler olan frameworklere değinmiştik ve React ile Angular ya da Vue arasındaki işte ufak tefek farklardan bahsetmiştik. Şimdi biz React'e yöneldiğimiz için en çok kullanılan JavaScript kütüphanesi React olduğu için bu tarafa doğru yönelmiştik arkadaşlar. Ve hemen direkt uygulama yapmak yerine önce bir bizim teorik bilgilerimizin oluşması açısından bu video dersini çekmeyi düşündüm. Şimdi öncelikle React öğrenmek için ön koşullarımız var. Şimdi bazı Udemy kurslarında falan işte sadece HTML, CSS'in olsun, hafif de JavaScript'in olsun gibisinden gittiğinizde hüsrana uğrarsınız arkadaşlar. Yani şu ön koşulları geçmeden, şu ön koşullar olmadan bu React'i anlamanız gerçekten zor. Çünkü HTML, CSS bilginiz olacak. Hani üst düzeyde mi olacak? Üst düzey olması gerekmiyor React için. Fakat temel bir JavaScript bilginizin mutlaka olması lazım. Yani işte değişken tanımlama kuralları, işte var, let, const, bunları iyi bilmeniz lazım. For döngüleri, while döngüleri, döngü yapısını, yani temel bir programlama bilgisinin olması lazım aslına bakarsanız. Ve ayrıca JavaScript'teki DOM yapısı, yani Document, Object, Model yapısından haberdar olmanız lazım ki jQuery bilenler zaten DOM olayını da gayet çözmüşlerdir diye düşünüyorum. Bunun haricinde JavaScript'in yazım standartlarından ECMAScript 6 ki ben video derslerimde değinmeye çalıştım buna. ECMAScript 6 ile beraber gelen arrow function'lar, işte spread operatörleri ve benzeri özellikler, map, filter, gerçi o ES5 versiyonu ama map ve filter'lar, bunların hepsini arkadaşlar bizim aslında hakim olmamız lazım. Çünkü eğer bir uygulama ortaya çıkaracaksak, gerçekten bu işi yapacaksak bunları bilmemiz gerekiyor. Ve son olarak hani çok çok üst düzey bilmek zorunda değilsiniz. Fakat bazı node paketleri var ki React'i de biz yüklerken node modül olarak yükleyeceğiz. Node.js ve NPM kavramlarında en azından bilmemiz gerekiyor. Ki ben zaten kurarken React nedir videosundan sonra da bunları kurarken sıfırdan kurmaya çalışacağım, sıfırdan anlatmaya çalışacağım. Kendi öğrenme sürecimi aslında buraya aktarıyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu ön koşulları en azından bir tanesi bile eksikse mutlaka bunların tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok zorlanılacaktır arkadaşlar. Yani adamın HTML, CSS bilgisi en azından temel düzeyde olmazsa ve şunların hepsinin olmasının da çok bir anlamı yok. İstediğini yine gerçekleştiremeyecektir. Ki ECMAScript 6'yı da artık mutlaka bilmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. React öğrenmek için ön koşullar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.